Merhabalar sevgili dostlar. Şimdi Yamuk'un 19. köşe taşıyla devam ediyoruz arkadaşlarım sorularımızı çözmeye. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayayım hemen. Sabitleyelim şöyle odaklanmayı. Parlaklığımızı da açalım. Çok açtık galiba. Hadi bir daha. Evet. Gayet iyi gibi duruyor. Şimdi ne diyor burada? Tüm yamuğun alanını istiyor bizden. Arkadaşlar birkaç köşe taşı önce kullandığım özelliği yapacağım burada hemen. Bakın şu doğruyu çizdiğimde şuradaki üçgenin alanının tüm yamuğun yarısı olduğunu söylemiştik. Ne zaman olacaktı bu? Eğer ki bu üçgenin sivri noktası yani tepe noktası yan kenarın tam ortasına düşüyorsa gördüğünüz gibi E noktası tam ortada. Bu üçgenin alanı tüm yamuğun alanının yarısıdır. Peki bu üçgen de dik üçgen olduğu için alanını hemen dik kenarlarının çarpımının yarısı diye bulabiliriz. Yani 8 ile 10'u çarpıyorum 80. Yarısını alıyorum 40. Bu üçgenimin alanı 40 ise ki bu yamuğun yarısıdır tamamı da 80'dir diyorum. Geçtim ikinci soruya. Evet bu sorularda galiba hepsinde bu özelliği kullanacağız. Hemen yine şurayı çizdiğinizde bakın bu üçgenin alanı tüm yamuğun yarısı olacak diyebilirim. Az önceki söylediğim sebepten dolayı. Peki bu üçgenin alanını nasıl buluruz dostlarım? İki yolla bulabilirsiniz. İsterseniz sinüs alandan bulabilirsiniz. Ya da hocam ben 90 gördüm hemen karşısına bir diklik indirmek istiyorum diyebilirsiniz. 60 gördüm karşısına bir diklik indireyim. 90 olsun. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak 2 kök 3. 60'ın karşısı da kök 3 katı olacak 2 kök 3'ün kök 3 katı 6. Peki bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den yani 8 çarpı 6 48 yapar. Bölü 2'den 24'tür. Bu üçgenimin alanını 24 buldum ben. Tabi tamamı ne olacak? Yamuğun alanı ne çıkacak? 48 çıkacak. Cevap Adana'dan geldi. Evet, üçüncü sorudayız. Yine aynı muhabbeti yapacağız gibi duruyor. Hemen biz şurayı çizelim ve bir de şurayı çizelim arkadaşlarım. Şimdi alan EKF. EKF'ye 3A alanı derseniz diyor, tüm yamuğun alanı 16A olacak diyor. Peki bu üçgenin alanı neydi dostum? Yamuğun yarısı. Şimdi yamuk 16A ise bizim bu üçgenimizin alanı 8A olmalı. Peki üçgenin alanı 8A. Şuradaki taralı üçgenin alanı da 3A. Peki bunların alanları tabanlarıyla doğru orantılı olacak. Yani 3A'nın tabanına 3K yazarsam 8A'lık üçgenin tabanına 8K yazacağım. Yani EF 3, BC 8 çıktı. 3 bölü 8'dir sorumun cevabı dedim. Ve geldim 4 numaralı sorumuza. Tüm yamuğun alanını istiyor yine bizden dostlarım. Bakın neler yapacağım şimdi ilk önce. Şu 60'ı bir kullanalım. Şuradan bir orta taban çizelim biz ilk etapta. Orta taban için ne demiştik dostlarım? İşte alttaki tabana paraleldir. Üstteki tabana paraleldir. Yan kenarları mutlaka ikiye bölmelidir. Burası 12 ise 6 6 diye ikiye bölecek. Şurası 3, burası 6 düşmek zorundadır. 60 derece paralel olduğu için yöndeşlikten bu da 60. Şurası 30'dur. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 gelir. Bakın artık yüksekliği de bulmuş olduk böylelikle. Hemen şunu yapalım. Şuradaki üçgenimizi tekrar bir oluşturalım ve biliyoruz ki bu üçgen tüm yamuğun yarısı. Ve ben bu üçgenin yüksekliğini 3 kök 3 diye buldum. Tabanını bana 12 diye vermiş. O zaman alanını yazıyorum. 12 çarpı 3 kök 3 bölü 2. 18 kök 3 yapar üçgenin alanı. Tabi yamuk ne demiştik? Bunun 2 katı olacak. 18 kök 3'ün 2 katı da Adana'dan geldi cevabımız. Evet, 19 numara tamamdır. Çevirdim arka sayfayı. 20 numaradayım arkadaşlarım. Hemen 20'yi gömelim. Birinci sorumuz ABCD yamuk alan AD bilmem ne ADEF bumerangın alanının tüm yamuğun alanına oranı nedir diye bir soru soruyor. Bize de bir oran vermiş burada. Şimdi bunların hepsine biz bir 6K diyelim. 2'nin,
3'ün ve 1'in ortak katı 6K'dır. 6'dır. 6K yazdım. AB direkt 6K oluyormuş. DC 2 tane DC 6K ise DC 3K oluyormuş. 3 tane EF 6K ise EF 2K oluyormuş. Tamam. Buna göre de dörtgenin alanı bölü tüm yamuğun alanı nedir diye bir soru soruyordu bize de. Peki şimdi ne yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Ya birkaç farklı yol geldi aklıma. Buradaki yamuğun alanını bulalım. Buluruz. Şuradaki üçgenin alanını buluruz. Sonra bu dörtgenin alanını direkt bulmanın formülü yok. Mecbur şunu yapacağım arkadaşlar. Şunu bir uzatayım şöyle ben bir. Orta taban olsun değil mi bu? Madem paralel ve burayı ikiye böldüyse mecbur bu tarafı da ikiye bölecek. Şimdi bir de yükseklik indirelim yukarıdan aşağıya doğru. Şöyle bir yükseklik indirdim. Bu orta taban yüksekliği tabii ki ikiye böldü. H diyelim buna. Şimdi öncelikle şu üstteki üçgenimizin alanını hesaplayacağım. Bunun için orta tabanın tamamını bilmeliyim. O da nasıl bulunur? Alt taban artı üst taban 9K bölü 2'den ne yapar? 4,5K yapar. Demek ki şu ortadaki tamamı 4,5K. Hatta 2K'sı buradaysa şuraya da 2,5K kaldı. Evet, şimdi üstteki üçgenin alanı tabanımız 4,5K. Çarpı yükseklik h bölü 2. Alttaki üçgenin alanı şu üçgenin alanı. Tabanı 2,5k. 2,5k. Çarpı yüksekliği yine h bölü 2. Toplarsak 4,5, 2,5 daha 7 yapar. 7kh bölü 2'dir. Dörtgenimin alanı 7kh bölü 2. Neyin alanını buldum ben? Şu taralı dörtgenin alanını buldum. Şimdi bölü diyor. Yamuğun alanını bulacağız. A, B, C, D yamuğunun alanı. Peki yamuğun alanı neydi dostum? Alt taban artı üst taban. Yani 6K artı 3K 9K yapar. Çarpı yükseklik 9K çarpı yüksekliğimiz 2H bölü 2 geldi buradan da. İşte şimdi şu bölü 2'leri sildim. KH'ları sildim. 7 yukarıda 9 kere 2 18 de aşağıda. 7 bölü 18 çıktı sorumun cevabı. Evet 2 numaradayım. Hemen 2 numaraya bakalım. ABCD yamuk. AB paralel DC. Tamam. DE eşittir. Tamam onu da gördüm. Alan DK 4 ile onu da gördük. Tüm yamuğun alanı nedir diye bir soru sormuş bize yine. Bakalım neler yapacağız. Tüm yamuğun alanını soruyor. Peki. Başlayalım bakalım neler gelecek görelim arkadaşlar. Şimdi şurada boşlukta bir alan var. Şuna biz bir harf verebilir miyiz diye düşünüyorum ilk etapta. Bir şeyler yazabilir miyim buna diye düşünüyorum. Bir A harfi verelim bakalım ne olacak. Şuna bir A diyelim. Sonra başka ne var? Şuna da bir harf versek B desek ne olur? B diyelim buna da. Hadi buna da bir harf uydurduk. B dedik. Şimdi dostum B, A ve 4'ün toplamı. Bunların 3'ünün toplamı yamuğun yarısı olacak. Niye öğretmenim? Çünkü şuradaki üçgen yamuğun yarısıydı. Tam yan kenarı 2'ye bölüyorsa. O zaman geriye kalan şu iki üçgen de diğer yarısı olacak diyebilirim gönül rahatlığıyla. Demek ki B artı A artı 4 yamuğun yarısı. Burası da B artı 4 artı A olacak o halde. Onu çıkartayım hemen. Şöyle yazayım. B artı A artı 4'ten 10 çıkarsa B artı A eksi 6 gelir buranın alanı. Yani bir işime yaradı mı bilmiyorum. Buldukları gördüklerimi yazıyorum şimdilik. Bir de şunu fark ettim şimdi arkadaşlarım. Bakın şurayla şurası birbirine eşit. Yani şuradaki 4 artı B artı A eksi 6. Yazalım onu şuraya yazayım. Burası gözükmüyor mu? Şöyle biraz yukarıya kaydıralım. Neydi şu üçgen alalım? 4 artı B artı A eksi 6 eşittir şuradaki B alanına. Yani şu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı birbirine eşit. Neden? Çünkü kenar ortay çizmiş değil mi? Şu BE kenar ortay alanı ikiye bölecek diye. Şu B'leri sildim hemen. Sonra 4'ten 6 çıkarsa eksi 2 karşıya da attım. 2 oldu A. Bakın A'yı bulmuşuz biz meğersem. Şurası 2. Peki tamam bunu da 2 yazdık. Hatta o zaman burası ne oldu? Madem ki 2 B eksi 4 oldu değil mi şurası da? B eksi 4 yazalım buraya.
B-4'tür burası. Başka tüm yamuğun alanını soruyordu bize. Peki devam edelim. Şunu da hatırlayalım arkadaşlarım. Bakın şurada bir dörtgenimiz var. Şunu bir görün ilk önce. Şurada bir dörtgen çıktı karşımıza. Bu dörtgende köşegenler çizildiği zaman, hatta biz bunu yamuk için az önceki köşe taşında da yapmıştık, karşılıklı olan alanların çarpımı eşitti. Yani 4 ile 10'un çarpımı 40 eşit olacak 2 ile B artı 4'ün çarpımına. 2 ile B eksi 4 müydü bu, pardon, B eksi 4'ün çarpımına. 2 çarpı B eksi 4. 2'ye bölersem 20 eşittir B eksi 4. 24 eşittir B geldi. Yani şurası 24'müş. Peki burası 24 ise 24 eksi 4'ten burası 20'dir. 20 ise 10 var burada, 30 yaptı şu üçgenin alanı ve bu üçgen biliyorsun tüm yamuğun yarısıydı. O zaman tüm yamuğun alanı da 60 çıktı diyebiliriz dostum. Evet, 2 numara da tamamdır, çözüldü. Hemen geçelim 3 numaralı sorumuza. Şunları, kağıtlarımızı biraz düzeltelim. Evet, yamuk. Bir paralel kenar var orada arkadaşlarım. AB'yi 16 vermiş. Alan ADEF. ADEF nedir diye de bir soru sormuş bize. Pekala. Şimdi öncelikle şu 15, 90, 75'i gördüğüm için şuradan bir yükseklik indiriyorum. Bu haşa 4 haş muhabbetinden hipotenüsün 4'te 1'i olacak. 4 diyorum buranın yüksekliğine. Bu 1. Tabii ben bu yüksekliği biraz daha yukarıya devam ettirirsem buranın da 4 olacağını biliyorum. Çünkü şu çizdiğimiz EF orta tabanmış arkadaşlar. Pekala. Başka ne var? Başka da şu anda bir şey yok. Şu paralel kenarmış. Şuraya A diyelim. Burası da A çıktı. Madem ki orta taban, şunu birazcık şöyle uzatayım ben dostlarım. 16 ile A'nın toplamının yarısı, hatta şöyle yapalım, buna 2A diyelim. Bu da 2A olsun. 16 ile 2A'nın toplamının yarısı, yani 8 artı A yapacak şuradaki uzunluğumuz. 8 artı A olması için orta tabanın şuranın 8 eksi A olması lazım. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bizden ortadaki dörtgenin alanını istiyordu. Nasıl bulabiliriz bunu? Düşünüyorum bir yandan. Ben de düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi bunun yüksekliğini biliyorum. 4. Tabanı 8 eksi A. 4 çarpı 8 eksi A bölü 2'dir bu üçgenin alanı. Bu alttaki üçgenin yüksekliği de 4. Tabanı 8 artı A bölü 2'dir bunun da alanı. Şimdi şunu düzeltirsem 16 eksi 2 A yapar. Bunu sadeleştirirsem 16 artı 2 A yapar. Şurayla şuranın alanlarını buldum. Bana da ikisinin toplamını soruyor. Toplarsak bunları eksi 2 A ile 2 A gider. 16 artı 16'dan 32 geldi. İyi, ben buradan çıkacağını hiç düşünmemiştim. Şansa çıktı arkadaşlar. Evet, 4 numaradayız dostum. Bakalım ne diyor. A, B, C'de dik yamuk. Peki. 4 dörtleri gördüm. D, C'yi 3 gördüm. ABC dik yamuğunda EDC üçgeninin bu üçgenin CE doğrusuna göre simetriği EFC üçgenidir. CE doğrusuna göre simetri ise arkadaşlarım bu üçgeni buraya katlamışız demektir. Demek ki burası da yükseklik. Şuraya 5 yazalım bir kere kafadan. Başka ne diyor? Buna göre X nedir diye de bir soru sormuş bize. X de şurası. Peki. Şimdi başka ne geliyor aklımıza? 5'i gördük. Bu bunun simetri ise 3 ise buranın da 3 olması lazım. İşte 4 ise buranın da 4 olması lazım. Pekala. Burası 90 derecedir diyelim. Bakın şurada bir deltoid çıktı arkadaşlarım. Deltoidi görün buradan hemen dostlar. Çünkü bu ikiz kenar, yan açılarımız eşit. Demek ki bununla da bu birbirine eşit olacak. O halde burası da x olmak zorundadır diyelim. Sonra dik yamuğun klasik hareketinden bir tanesi olan şuradan bir diklik indirelim. Bu diklik de 8'dir. Şuradaki 8'e eşittir. Burası 3 ise burası da 3. Burası da x eksi 3 oldu diyelim. Sonrasında da şurada da bir Pisagor bağıntısı yapalım. Ve x'i de bulalım artık arkadaşlarım. Hadi bulalım. Şimdi x artı 3'ün karesi.
Açıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. 8'in karesi 64 artı x eksi 3'ün karesi. O da birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 6x diye açtım. Peki x kare ile 9, buradaki x kare ile 9'dan sadeleşti. Eksi 6x'i buraya alırsam 12x yapar burada. Eşittir 64. 12'ye bölelim her iki tarafı. 64 bölü 12. Yani 4 ile sadeleştirirsek 16 bölü 3 çıkar. Bursa'dan gelir sorumuzun cevabı. Evet, 20 numarada tamamdır böylelikle. 19 ve 20'yi gömdük. Şimdi geldi sıra 21 numaralı köşe taşımıza. Birinci sorumuz. ABCD yamuk. Tamam, noktaları doğrusal. 10 var, 6 var. BDC üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlar, alan kaydırma yapacağım burada. Bakın şu iki paralel doğrunun arasındaki şu üçgenin alanı tabanı sabit, yani yine DC olacak. Sadece şu B noktasını A'nın olduğu yere getirirsen böyle bir üçgen çıktı karşıma, farkındaysanız. Şöyle bir üçgen çıktı karşımıza. Ve bu üçgenin alanı, şuradaki taradığım üçgenin alanı, önceki konumundaki şu taralı üçgenin alanına eşit oluyor dostum. İspatı da çok basit. Birkaç farklı yolla ispatlayabiliriz. Şuraya A diyelim, şuraya B. Bakın A artı B'dir taralı olan. Peki papyon kuralından B ise burası da B olduğundan, bakın bu da A artı B çıktı. Yani bana buradaki üçgeni değil de bu üçgeni soruyormuş gibi düşün, A artı B olarak. Bu üçgenin de tabanı 10, yüksekliği 6. O zaman 6 çarpı 10 bölü 2'den 30 gelir sorumuzun cevabı. Hadi şuna bakalım hemen. Bakın yine aynı muhabbeti yapacağız. BC paralelmiş DE'ye. Şimdi şu paralelse buna. Ben bu paralel iki doğru arasındaki şu taralı üçgenin C noktasını tutup buraya getiriyorum. Ve şuraya gelmiş oldu benim bu taralı üçgenim. Şuradaki üçgeni buraya getirdim. Bir tane de burada üçgen var. A, B diyelim bunlara. A ile B'nin toplamını soruyor bize. Yani şuradaki üçgenin alanını soruyor dostlarım. İster sinüs alan yap, istersen de 60'ı gördüm, karşısına diklik indireceğim deyip yapabilirsin. Ben bu seferlik sinüs yapıyorum. Sinüs alan neydi? 1 bölü 2 vardı kafada. Çarpı iki kenarın çarpımı 8 çarpı 3 kök 3. Çarpı aradaki açının sinüsü, yani sinüs 60, o da kök 3 bölü 2. Peki 2 kere 2 4'tür. 8'den 4 giderse 2. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. 3 kere 3 9. Bir de 2 ile çarpıyoruz. 18 geldi. Sorumuzun cevabı Bursa'dan çıktı. Pekala, hemen devam edelim. 3 numaralı sorumuzla. Alan ABCD 56. ABCD tamamının alanı 56'ymış. BH lan CK'nın toplamı da 14'müş. Peki. Şimdi buna A diyelim, buna B diyelim. A ile B'nin toplamı da 14'müş. Peki şuradan bir köşegen çizdim yine. Dostum, şu üçgenin alanını biliyorsun sen. A çarpı x bölü 2 yazıyorum bak. A çarpı x bölü 2. Şimdi şu üçgenin de alanını biliyorsun aslında dostum. Hani ilk iki soruda yaptığım gibi alan kaydırma yapsam. Bursa, şimdi yapmayacağım burada, gör sadece. Sen de takip et çünkü şekil çok karışır eğer gösterirsem. Şu an birinci soruda yaptığım gibi Bursa'yı Adana'ya taşısaydım, şöyle inceden göstereyim bari. Şöyle bir üçgen çıkıyordu. Yani şu mavi taralı üçgen aslında bu oluyordu. Bunun aynısı oluyordu alan olarak. Peki bunun alanı da tabanı x, yüksekliği b olduğu için b çarpı x bölü 2 diye de bununki yazılabilir. Bize de bunların ikisinin toplamı soruluyor zaten. Mavi ile kırmızının toplamı. Bakın x bölü 2 parantezine aldığınızda a artı b geliyor zaten. A artı b de bize ne vermiş bu amca? A artı b'yi 14 vermiş. O zaman 2 ile sadeleştirirsem 7x çıktı yamuğun alanı. Ve bize de yamuğun alanını 56 diye vermişti. 7 ile kaçın çarpımı 56? 8'in çarpımı 56'dır dedim. Geldim buna. Yamuk 8 var. AB eşittir 3 tane DC.
Şimdi buna K diyelim. Burası 3K. Bizden de ABC üçgeninin alanı isteniyor arkadaşlarım. ABC üçgeninin alanı. Gelin şuradaki 60'ı gördük. Karşısına bir diklik indirelim biz. Şimdi 90'ın karşı 8 ise 30'un karşı 4, 60'ın karşı 4 köküç diyelim. Bunun yüksekliği 4 köküç. Hemen şuradan da bir diklik çizdim dostum. Bakın şimdi bu üçgenin alanını arıyorum. Bunun yüksekliği de H. Şimdi şu açıya A dersem A 90, hadi şuraya da B yazalım. Peki yöndeşlik yapıp da şuradaki açıya da A diyebilirim. 90 buradaysa buraya da B yazabilirim. Ve bakın 90'ın karşısı 1K, 90'ın karşısı 3K. Yani 3 katıymış bu üçgen. O zaman bunun A'sının karşısı 4 köküç ise bununki 3 katı olacak. 12 köküç. İşte yüksekliği de bulduk. Artık tabanımız 10. Yüksekliğimiz 12 köküç çarpıp 2'ye bölebilirsiniz dostlarım. 120 bölü 2'den 60, bir de köküçümüz var tabi unutmayalım. 60 köküç geldi. Evet, 21 numarada tamamdır. Hemen çevirdim arkayı. 22 numarayı gömelim arkadaşlarım. Birinci sorumuz. Bakalım ne diyor? Şu odaklanmayı birazcık küçülteyim arkadaşlar ben ya. Çok büyük oldu. Evet, ABCD yamuk 5x 7 var. Alan ABLK, ABLK'nın alanı KLCD'nin alanına eşitmiş dostlarım. Buna göre x nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi bunun bir formülü var arkadaşlar. Alanlar eşitse, yani şuranın alanı şuranın alanına eşit olduğu durumda ikisi de S derseniz formülümüz şu. Ortadakinin karesi, yani x'in karesi şuna eşit oluyor. Yukarıda vermiş herhalde hocamız. Bir bakayım da. He, şu sağ köşede vermiş zaten arkadaşlarım, sağ üstte. Oradan da kendiniz de formülü yazabilirsiniz. Yani x kare şuna eşitmiş. Tabanların kareleri toplamının yarısı. Yani 7'nin karesi 49 ile 5'in karesi 25'in toplamının yarısı olacak. Toplarsak bunları 49, 50 olsa 75'ti, 74 olacak demek ki. 2'ye bölersem 37. X kare 37 ise x de kök 37 gelir. Evet, ikinci sorumuzdayız. Şimdi bunda bir oran var. Hepsine biz bir 6K diyelim bunların. 2, 3 ve 6'nın o kekini hemen yapıştırdım buraya. 6 tane DC 6K ise 1 DC 1K'dır. 3KL 6K ise KL 2K'dır. 2AB 6K ise AB 3K'dır. Şimdi bizden de ABLK DCLK'yı istiyor. Şimdi biz şuna S1 diyelim. Şuna da S2 diyelim. Dostlar S1 bölü S2'yi bulmanın formülü şu. Tabanların kareleri farkı. Bakın bununki 1, bununki 2 ya. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, 4 eksi 1 bölü. Tabanların kareleri farkı. S2'yi yazıyorum. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, 9 eksi 4. Yani 3 bölü 5. Ya bize tabii takla attı. S2 bölü S1'i soruyormuş. Ben S1 bölü S2'yi buldum. 5 bölü 3'ü de işaretledim dostlar. Evet, geldim 3 numaralı sorumuza. Burada da yine alanların oranını vermiş bu sefer. Alan ABLK. Alttaki alan 3S, üstteki alan 1S'miş. Şimdi alanların oranı 1 bölü 3 ya kardeşim. Biz bu oranı nasıl yazıyoruz dedim. Tabanların kareleri farkı. 16 eksi 4'ten 12'dir bununki. X kare eksi 16'dır bununki. X kare eksi 16. Hemen içler dışlar yapıyorum. 36 eşittir. X kare eksi 16. 16'yı buraya alalım. 52 eşittir. X kare. Kök 52. O da 4 çarpı 13'ten 2 kök 13 diye dışarıya çıktı. Dördüncü sorumuz. Şimdi diyor ki alan ABHE eşittir DCHE'ye. Tamam. Şunların alanları eşitmiş birbirine. Peki 4 var, 10 var. Buna göre x nedir diye de bir soru sormuş bize. 4 var, 10 var. X nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki. Arkadaşlar bu soruda hiçbir fikrim yok. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi okuduk soruyu. Alanlara eşit vermiş ama.
Şimdi şöyle yapalım. Şunu deneyelim en azından. Benzerlik yöntemiyle çözmeye çalışalım. Şimdi hocamın yukarıda köşe taşında yaptığı gibi yapacağım daha doğrusu. Bunu ben yukarıya doğru şöyle bir üçgen olarak tamamlayacağım. Şöyle yukarıya doğru bir üçgen yapacağım dostum. Şuradan çizdim. Şimdi biraz daha aşağı alayım şöyle. Şimdi şu açıya A diyelim. Yöndeşlikten bu da A. 90. Buraya B yazalım. A, B, 90 benzerliğimiz var. Bakın şurada 90 var. B var. Şuraya da A yazalım. Şimdi hemen şu küçük üçgenle en büyük üçgenin benzerliğini gördüm. Bakın tabanları 4 bölü 10. B'nin karşısı 4. Büyük de B'nin karşısı 10. 4 bölü 10. Benzerlik oranları. Alanlarının oranı ne olacak? 4 bölü 10'un karesi de alanlarının oranı 16 bölü 100. Peki 16 bölü 100 dedik. Ne oldu? Yani sadeleştirirsem 8 bölü 50 diyebilirim. Hatta işte 4 bölü 25 de diyebilirim ama o zaman 21 oluyor. Yok, şey oluyor. 4, 8 bölü 50 kalsın. Şimdi anlayacaksınız neden 8 bölü 50 kaldığını. Demek ki şu üçgenin alanı 8A. Büyük üçgenin alanı 50A. Peki 8'i buradaysa şu yamuğun alanına 42A düştü. Bunları da eşit vermiş birbirine 21A, 21A olarak yazdım. Evet, buradan geliyormuş bu arada. İyi ki buradan başlamışız. Şimdi devam ediyorum. Şimdi de şu yine kırmızı üçgenle şu X'in içinde olduğu EH şu yukarıdaki üçgeni alıyorum. Tamam mı? Şunu. Şimdi burada da benzerlik yapalım. B'nin karşısı 4. Büyükte B'nin karşısı X. Bakın bu benzerlik oranları. Peki bu neye eşit? Bunun karesi yani 4 bölü X'in karesi 16 bölü X karede neye eşit olacak? Alanlarının oranına. Peki küçüğünün alanı 8A demişiz. Büyüğünün alanı 21 artı 8 değil mi? Tamamı 29A. Peki hemen hesaplayalım. Burası 8'in 2 katına çıktıysa 16. Bu da 29'un 2 katı olacak. 58. X kare 58 ise X eşittir. Denizli'yi paketledik. Evet dostum, 22 numarada tamamdır. Duralım burada. 23'ü de bir sonraki videoda gömelim isterseniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.